Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip Liselerimizin 9. sınıflarında okutulan Temel Dini Bilgiler dersimizin 2. ünite özetinin 2. dersini yapacağız. Konumuz Ramazan ve oruç. Kötülüklere kalkan oruç. Oruç ne demekti? Allah'a ibadet etmek amacıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme içme yapmamak, cinsel ilişkilerde bulunmamak. Bunlardan uzak durmaya oruç denir. Geçim darlığı içinde olanların halini anlayıp yardımseverlik, duyg yardımseverlik, duygumuzun artmasını oruç sağlar. Yine oruç insana nefsinin isteklerine ve karşılaştıran zorluklara karşı sabretmeyi öğretir. Sağlık açısından da önemli yararlar sunar. Aşırı gıda tüketiminin zararlarının daha iyi anlaşıldığı günümüzde artık oruç sağlık açısından da çok önemli yararlar sunar bizlere. Peygamber Efendimiz bir hadisine buyuruyor ki Oruç bir perdedir. Sizden bir oruç tuttuğu zaman çirkin söz söylemesin. Cahillik yapmasın. Eğer birisi ona çatar ve kötü söz söyleyecek olursa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. O yüzden bizler de oruçlulara tüm cahil ve cehaletli davranışlardan uzak durmuş oluruz inşallah. Oruçla ilgili bazı kavramlar vardır. Bunları bilmemiz gerekir. İmsak, iftar, sahur gibi. İmsak, sabah ezanıyla birlikte oruca başlama vaktidir. Sahura kalktık diyelim. Yemeklerimizi yerken Allahu Ekber diye sesi duyduğumuz zaman hemen yemeği, içmeyi bırakırız. Gider abdestimizi alır, sabah namazını kılarız. İşte buna imsak vakti denir. İftarsa yemeklerimizi hazırladık, pencereyi açtık ve müezzinin ezan okumasını bekliyoruz. Allahu Ekber dedi. İşte akşam ezanı birlikte orucun açma vaktine de iftar denir. Sahursa Gece oruca hazırlık maksadı imsak vaktinin önce kalkıp yemek falan hazırlama ve bu yenilen yemeğe sahur denir. Sahur vakti denir o vaktide. Allah buyurur ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Dolayısıyla oruç tutmak farzdır. Akıllı ergenlik çağına gelmiş her kadın erkeğin e, ömrünün sonuna kadar her Ramazan ayında oruç tutmaları gerekir. Ancak yolcuysak Oruç tutamayacak kadar hastaysak adetli hamile ve bebek emziren kadınlar iseniz Ramazan'da tutamadıkları oruçları daha sonra tutmaları gerekmektedir. Geçerli bir nedenden dolayı ibadetlerde meydana gelen bir eksiliği karşılık olarak verilen mal ya da paraya fidye deniyor. İşte dinimizde iyileşme umudu olmayan çok yaşlarda tutamadıkları oruçlar için doktor tavsiyesiyle oruç tutmazlar bunların yerine tutamadıkları 30 gün boyunca fidye verirler. Teravih namazı Ramazan ayına özel bir nafile namazdır. Yatsı namazdan sonra biti namazdan önce camilerimiz tıktım tıktım dolar. Müslümanlar teravih namazlarını kılarlar. Teravih namazını tek başımıza evde de kılabiliriz, cemaatte de kılabiliriz, camilerde de kılabiliriz. Teravih namazı 8 rekat da kılabiliriz, 20 rekat da ama Peygamberimiz genellikle 20 kıldığından dolayı Müslümanlar ne yapar? 20 rekat kılarlar. İkişer rekat kılabileceğiniz gibi dörder rekat da kılınabilir. 4 rekat olarak kılındığında yatsı namazının ilk 4 rekatı gibi kılınan bir namazdır. Teravih namazı. Ve Ramazan ayının olmazsa olmazı mukabeleler. Camilerimize, mescitlerimize ya da evlerimizde bir kişi tarafından Kur'an okunur. Cemaatin bir kısmı tarafından dinlenirse, işte musaflardan takip ederek dinlediğinden dolayı bir ay boyunca buna mukabele denir ve hatim yapılmış olur. Kur'an'ın baştan sona kadar okunmasıyla. Ramazan ayına kavuştuğumuz için onun bereket ve ikramından yararlandığımız için Allah'a şükrederiz. Ve dinen de zenginsek vacip bir sadaka vardır onu fakirlere veririz. Buna fitre ya da fıtır sadakası denir. Fitrenin miktarı bir kişinin bir günlük yiyecek masrafı kadardır ki bunu Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl açıklar. Evimizde diyelim 5 kişi yaşıyorsa babamız o 5 kişi adına diyelim 100 liradan 500 lirayı bayramdan önce fakirlere verir ki onlar da sevinçli olsun bayrama hazırlıklı girsin diye. Bir önceki dersimizde namaz konusunu işlemiştik. Şimdi de İslam'ın temel ibadetlerinden orucu tamamladık. Zekata geçiyoruz. Paylaşma, yardımlaşma dinimizde çok önemli müesseselerdir. İnfakla, sadakayla, zekatla Müslümanlar yardımlaşırlar. Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların her yıl mallarının belli bir oranını Kur'an-ı Kerim'de beyan eden kişilere Allah rızası için vermesidir. Dinen zengin olan her Müslüman her yıl zekat vermesi farzdır. Çünkü o mal bizim değildir, fakirin hakkıdır. Zekat yükümlülüğünde esas alınan ölçü zenginliği gösterir. Buna da nisap denir. Nisap miktarı kişi dinen zengin sayılmış olur ki bu da 80,18 gram altındır. Ya da buna eşdeğer paradır. Altınımız varsa, gümüşümüz varsa, paramız, ticaret mallarımız varsa 40'ta bir oranda zekat veririz ya da %2,5 oranda. Sığırımız, mandamız varsa 30'da bir oranda verilir. 30 ile 39 sığır için 2 yaşında dana veriliyor. Koyun içinde koyun ve keçilerde de yine 40'ta 1 oranındadır. 40'tan 120'ye kadar 1, 120'den sonra 2 tane koyun ya da keçi zekat olarak vereceğiz. Deveniz varsa 5-9 deve arasında 1 koyun veriyorsunuz. Toprak ürünlerimiz varsa 2'ye ayrılıyor. Yağmur suyuyla ise 10'da 1. Masraf yapılarak e, sulanıyorsa buna da 20'de 1 oranında zekat verilir. Madenlerde de 5'te 1 oranında yani %20 oranında zekat verilir. Zekat Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 60. ayette belirtilen kişilere verilir fakirlere, miskinlere, kölelere, zekat toplayan kimselere, Allah yolunda olanlara, yolda kalmış yolculara ve borçlarla müellefe kulüp denilen kişilere zekat verilir. Zekat hem sorumluluk hem de verilebilecek yerler bakımından sınırları çizilmiş bir ibadettir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen kişiler dışında kimselere zekat verilmez. Yine kişi bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, anne baba dedenine, çocuklarına ve torunlarına zekat veremez. Müslüman olmayanlara ve kurumlara da zekat verilmez. Sadaka, diyelim zengin değilsek ama yine de yardımlaşmak istiyorsak yapmış olduğumuz yardımlara sadaka deniyor. Sadakalar Allah rızasını kazanmak için gönüllü olarak yapılan tüm yardım ve harcamalardır. İnfaksa kişinin malını ve kazancını Allah yolunda harcamasıdır. İnfak maddiyatla olur, parayla olur. Zekatını veren Müslüman malındaki fakir ve ihtiyaç sahibinin hakkını vermiş olur. ve Böylelikle malını arınmak, arındırır, servetini temizler ve malına bereket katar. Zekat ve sadaka zengin ve fakir arasında dayanışma ve paylaşmayı kuvvetlendiren bir ibadettir. Toplumda barış ve kardeşliğe katkı sağlar. Gelir paylaşımındaki adaletsizliği, dengesizliği giderir. Cimrilik ve bencillikten kurtulmaya yardım eder. İslam'da sadaka kavramı sınırlar çok geniş olan güzel bir ibadettir. Diyelim zengin değilsek, illa da yardımcı olmak istiyorsak, sevap kazanmak istiyorsak sadaka en büyük nimettir. Allah rızası yapılan her türlü bağış, ikram sadakadır. Verilen sadakanın kişiye sevap kazandırması için riya ve gösteriş olmaması gerekir. Sadaka başa kakılmaması gerekir. Fakirlerin gönülleri kırılmaması gerekir. Peygamberimiz buyuruyor ki yarım hurma sadaka verecek bile olsanız kendinizi cehennemden koruyun diyor. Dolayısıyla az çok demeden yapmış olduğumuz maddi manevi her türlü yardım sadakadır. Bir de sadakayı cariye vardır ki öldükten sonra da sevap kazandıran ibadettir bu. Üç tanedir. Faydalanan bir eser meydana getirirsek, hayırlı evlatlarımız varsa, faydalanan bir ilim ortaya koymuşsak öldükten sonra da sevap kazanmaya devam ederiz. Bir diğer ibadetimiz hac ve umre. Allah'ın evinde misafir olmaktır hac ve umre. Hac senenin belirli günlerinde yapılır. Arafette, Arafat'ta vakfe yaparız, dururuz bir gece, Kabe'yi tavaf ederiz ve diğer belirlenen kurallar çerçevesinde görevlerimizi yerine getirdiğimiz zaman ömrümüzde bir defa hac yapmamız farzdır. İmkanı olan yani zengin kimselerin ömrüne bir defa gitmesi farzdır. Bedeni ve mali imkanı olan ergenlik çağına gelen Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Hem malla hem de bedenle yapılır. Müslümanların kendisini yenilemesi için büyük bir fırsattır. Ümmetin bir ve beraberliğini, mahşer meydanının provasını haçta yerine getiririz. Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılıyor. Oradan kuradan çıkarsanız hacca gidebiliyorsunuz. Rabbimiz buyurur ki, gitmeye gücü yetenlerin hacc etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Üç tane farzı vardır. İhrama girmek, o beyaz elbiseleri giymek, Kabe'yi, Beytullah'ı tavaf etmek, Arafat'ta vakfe yapmak yani e, Kurban Bayramı arefesinde bir gece orada durmak haccın üç farzıdır. İhram, hac veya umre yapmaya niyet edenlerin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları hac ve umrenin rükünleri tamamlanıncaya kadar yapmaması kendisine haram kılmasıdır. İhrama niyet ve ile girilir. İhram süresince tıraş olmak, tırnak kesmek, güzel koku sürmek, cinsel işle vurmak ve av yapmak yasaktır. Tavaf Kabe'nin etrafında usulüne göre yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe şaft denir. Yedi şaft yaptığımız zaman bir tavaf meydana gelir. Arafat Mekke'nin 25 kilometre güneydoğusundaki Arafat bölgesinde yılda sadece Arefe günü yani dil Hicray'ın 9. günü yapılan bir ibadettir. Farz, farzıdır aynı zamanda. Arefe günü Arafat'ta kısa bir süre bile olsa bulunamayan kimse o sene hacca yetişememiş oluyor. Say ise Safa ile Merve arasında 7 defa gidip gelmektir. Say yapmaya Safa'dan başlanır. Say hac veya için ihrama girip yerine getirdikten sonra yapılan bir ibadettir. Müzdelife, Arafat ile Mina arasındaki bölgeye verilen isim. Hacılar Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye gelirler. Geceyi burada geçirmek sünnet, Müzdelife vakbesi yapmaksa vaciptir. Müzdelife vakbesi güneş doğmadan önce yapılıyor. Mina burada Cemerat denen, cemreler toplanan şeytan taşlama taşlarının toplandığı yerdir. Bunlar küçük cemre, orta cemre ve büyük cemredir. Bayramın ilk günü sadece Akabe cemresine yedi taş atılır. Diğer günler her üç cemre 7'şer taş atılır. Mina demek ki cemreler olarak tanımlanan şeytan taşlama yerleri vardır. Oraya Müslüman hacılar varırlar, taşlar atarlar, şeytanı öldürmüş olurlar. Tabii ki nefislerindeki. Hac ibadetinin yapılışı. Tevriye günü yani Zilhicce'nin 8. günü. Daha önce ihrama girilmemişse Tevriye günü ihrama girilir. Arefe sabahına kadar Mina'da kalınır. Arefe günü yani 9 Zilhicce'de Arafat'a gidilir. Öğle ve ikindi namazı Arafat'ta cemi takdim yapılır. Birleştirilir. Arafat vakfesi yapılır. Güneş batınca Müzdelife'ye hareket edilir. Akşama yatsı namazları Müzdelife'de yine cemmi tehir ile kılınır. Yani yatsı namazında akşam yatsı yıkılır. 10. gününde ise bayramın 1. günde gece Müzdelife'de geçirilir. Sabah Müzdelife vakfesi yapılır. Mina'ya gidilir. Orada Akabe cemresinde 7 taş atılır. Mina'da kurbanlar kesilir. Tıraş olunur. İhramlar çıkılır. Mescid-i Haram'a gidilir ve ziyaret tavafıyla sağ yapılır. Bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde de tekrar Mina'ya gidilir. Orada küçük, orta ve akabe cemresi yine şeytanlar taşlanır. Mekke'den ayrılmadan veda tavafı yapılır. Peygamberimiz buyurur ki, Kuralların uygun yapılan haccın yani mebrur bir haccın karşılığı cennettir. O yüzden annemizden doğduğumuz gibi tertemiz olabilmek için ömrümüzde bir defa mümkün olursa hacca gitmemiz farzdır. Diyelim gidemedik. Üzülmeyeceğiz. Zekat veremeyenleri nasıl sadaka gibi bir seçeneği varsa e, Hacca gidemeyenlerinde umre gibi bir seçeneği vardır. Umre, senenin her vakti ihrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapmaktır. Ama hac dışında tabii ki. Umre ibadetinin yapılışı şekildedir. Mikat mahallelerine gidilir, umre niyetiyle ihrama girilir. Telbiye getirilerek Kabe'ye doğru yola çıkılır, Kabe tavaf edilir, Safa ve Merve arasında say yapılır, tıraş olarak ihramdan çıkılır. Her gün umre yapabilirsiniz. Tabii imkanınız varsa orada. Peki farklar nedir? Hac farz, umre sünnet. Hac yılın belirli zamanında yapılır. Umre ise hac günleri dışında yapılan ibadettir. Hac haccin farzları ihram, tavaf ve vakfedir. Umrenin şartısı ise ihram ve tavaftır. Hac Arafat ve Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, kurban kesimi ibadetleri vardır. Umrede ise Arafat ve Müzdelife vakfesi, şeytan taşlama, kurban kesme yoktur. Evet Müslümanların seviş günleri, kulluk ve samimiyetin beyanı, bayram günleri kurbanla başlar. Kurban ibadet niyetiyle ayetlerde belirtilen hayvanları belirli günlerde usulüne uygun bir şekilde kesmektir. İmam Ebu Hanife'ye göre kurban kesmek vaciptir. Diğer imamlara göre ise sünnettir. Akıllıysa, egenlik çağına girmişse, bir Müslüman yolculuk halinde değilse, dinen zengin sayılacak ölçüde yani nisap miktarı mali imkanlara sahipse kurban kesmekte yükümlüdürler. Kesilen kurban etten üçte bir oranında evde tüketilmesi, geri kalan kısmının hayır hasenat olarak fakirlere, fukaralara ya da misafirlere verilmesi gerekir. Düş unutmayın, kurban kesmek hayvan katliamı değildir. Zaten her gün dünyada milyonlarca hayvan kesiliyor ve insanlar bunu yiyor. İşte kurbanın ayran özelliği nedir? Sadece kurban bayramında kesilmesi ve fakirlere verilmesi. Çünkü onlar yılın her gün et yiyemiyorlar. Zenginler zaten her gün yiyor değil mi? Rabbimiz buyuruyor ki onların yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah ulaşmaz fakat ona sizin takvanız ulaşır. O yüzden Müslüman da takvasını göstermek üzere kurban bayramının ilk üç gününde kurbanlarını keser. Fakire fukarayı yardım eder. Hangi hayvanlar kurban edilir? Koyun keçi en az bir yaşını doldurmuş olmalı. Sadece bir kişi kesebilir bunu. Sığır manda gibi hayvanlar en az iki yaşını doldurmalı. 7 kişiye kadar ortak olunabilir. Develerse en az 5 yaşında olacak. Bu da yine yedi kişiye kadar ortak olunabilir. Kesecek kurbanın hastalık, sakatlık, uzuv eksikliği gibi kurban olma engel olmaması gerekiyor. Kesimin en uygun yollarla ve hayvana işkence yapmadan kesilmesi gerekir. Bilir kişiler tarafından, kasaplar tarafından. Kurban kesildikten sonra çevre temizliğine de gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor kurban ibadeti yardımlaşmanın, kardeşlik dayanışmanın olumlu davranışların artmasına neden olur. Et alma imkanı olmayanların ihtiyaçları karşılanır. Kin, haset, çimrilik, vurdum duymazlık gibi olumsuz davranışların azalmasını sağlar. Hayvancılık sektöründe bu işte uğraşanlara da katkıda bulunur. Peygamberimiz kurban yününün her bir tüyüne bir hasene yani sevap vardır buyurarak bu ibadetin ne kadar önemli olduğunu bizlere bildirmiştir. Salih amel. Amel iş demektir. Yapılan bir faaliyettir. Salih amel olduğu zaman faydalı, hayırlı, güzel iş demektir. Allah için yapılan her güzel iş ve davranış salih amel kapsamındadır. Bir iş yaparken gösterişten uzak durmak, ihlaslı bir şekilde yapmak, yani sadece Allah'ın rızasını gözetmek işte salih ameldir. Bir davranışın salih amel olarak yapılabilmesi için yapanın tabii ki Müslüman olması gerekir. Zor durumda olana yardım etmek, ilim öğrenmek, ibadetlerine getirmek, yardımlaşmak, hastaları ziyaret etmek, hediyeleşmek, günahlardan ve çirkin davranışlardan kaçınmak, küsleri barıştırmak, anne babaya saygı göstermek gibi davranışlar salih ameldir. Dolayısıyla siz de şu anda bu dersimizi dinleyerek, çalışarak salih amel yapıyorsunuz. Dua ve Tevbe İslam'ın beş temel ibadetini öğrendik. Kelime, şehadet, namaz, zekat, oruç, haç. Bunların Allah'a ulaşması, Allah'ın kabul etmesi için bizler Rabbimize yalvarırız. Gerçekleşmesi için talepleri iletiriz, ona yöneliriz. İşte buna dua denir. İnsanlar içinde bulunduğu sıkıntı durumdan kurtulmak, elde etmek istediklerini bir hayra, bir nimete kavuşmak için Rabbilerine dua ederler. Dua başlı başına ayrı bir ibadettir. Her an, her yerde, her zaman, her şekilde yapılabilir. Dinimize göre Allah'tan başka bir varlığa dua etmek şirktir. Allah'a samimiyetle yapılan dualar mutlaka karşılık bulur. Yeri ve zamanı geldiğinde hakkımızda hangisi hayırlısıysa. Duanın kabulüne aceleci davranıp duayı terk etmek doğru değil. Bu yüzden inanarak en güzel şekilde dua etmeye devam etmeliyiz. Peygamberimiz hayatının her anını dua etmiş, Müslümanlara da birbirleri için dua etmesini tavsiye etmiştir. Şu anda ben de sizlere dua ediyorum Rabbim. Bu derslere çalışan gençlerimizin zihinlerini aç, onlara yardımcı ol ve bu bilgileri en güzel şekilde öğrenip hayatlarına geçirmelerini ve derslerinde yüksek not almalarını sağla. Amin. Allah buyurur ki kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O yüzden Rabbimizle irtibatı asla kesmeyeceğiz. Namaz kılmıyorsanız bile oruç tutmuyorsanız bile muhakkak Rabbinizden irtibatı kesmeyin ona dua edin. Rabbim bana namaz kılmayı nasip eyle. Zihnim açık eyle. Ümmetime, milletime, devletime hayırlı gençler nasip eyle diye dualarınız edin. Peygamberimiz de dua ibadetin özüdür buyuruyor. Bu yüzden ibadetlerimizin özünü, duayı muhakkak ihmal etmeden yapalım. Evet bizler insanız, melek değiliz. Dolayısıyla meleklerden farklı olarak bizlerin iradesi var, akıllıyız, istediğimiz her davranışı yapabiliyoruz. Ve bu nedenle zaman zaman hatalar, kusurlar, günahlar işleyebiliyoruz. Bunlardan pişman olursak, Allah'tan af dilersek, bir daha yapmamaya karar versek buna da tevbe deniyor. İnsan bir günah işlediğinde bir hata yaptığında ondan beklenen onun hemen tevbe etmesidir. Allah'tan istiğfar yani bağışlanma istemesidir ve Allah'ına yönelmesidir. Allah insanların yaptıkları hataların dolayı tevbe etmesini ister ve tevbe edenleri de över. Allah çok sevinir tevbe eden kullar için. Tövbe kapısı daima açıktır. Kul samimiyetle yaptıklarından pişman olduğunda Allah çok bağışlayıcıdır. Aracı koymadan direkt Rabbine yönelerek Rabbim yapmış olduğum bu kusurdan dolayı özür diliyorum ve yapmış olduğum kişiden hakkını helal ettirdim. Senden özür diliyorum ve affet dediğimiz zaman inşallah Allah bu pişmanlığımızı kabul eder ve aynı hatayı bir daha yapmamaya özen gösterdiğimiz zaman bizi affeder. Rabbimiz buyurur ki, her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayanı çok merhamet edendir. O yüzden Rabbimizin merhameti çok geniştir. İnsanların kabul etmediği özür dilemeleri Allah anında kabul edebilir samimiyette içtenlikle yapıp bir daha o işi yapmazsak. Yapılan bir tevbenin kabul olması için günahı hemen terk etmeliyiz. Yapılan günahtan dolayı pişman olmalıyız. Bir daha o günaha dönmemeye kesin kararlı olmalıyız. Kul hakkı ihlal olan bir günah işlemişsek de gidip o kul sahibine hakkını verip helallik istemeliyiz. İnşallah böyle olduğu zaman da Rabbimiz bizi affeder. Çünkü bizi yaratan, yaşatan, bizi affedecek olan bu dünyada huzurlu olmamızı, ahirette de cennete gitmemizi isteyen Rabbimiz muhakkak bizleri de affedecek. O yüzden dualarımızı unutmuyoruz. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı da Rabbimize tövbe ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, temel Bilgiler dersimizin ikinci ünit özetinin ikinci dersinin sonuna geldik. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.